Devam etmeden önce pek aşina olmadığınızı tahmin ettiğim, pek alışık olmadığınızı tahmin ettiğim bir kavramdan bahsedeceğim. Gerçi kimya gördüyseniz ki tahminen görmüşsünüzdür. Biraz bilginiz vardır konuyla ilgili. Evet, mol kavramından bahsediyorum. Mol. Sol ya da bemol gibi bir müzik terimini andırıyor değil mi? Değil mol si birim sistemindeki, si birim sistemindeki yani uluslararası birimler sistemindeki birimlerden biridir. Uluslararası birimler sistemindeki birimlerden biri. Tekerleme gibi. Mol bir sayıdır. Bir sayıdan ibarettir. Bir mol bir şey dendiği zaman belli bir sayıdan söz edildiğini anlarız. Deste veya düzine gibi bir şey yani. Mesela bir düzine, bir düzine yumurta 12 yumurta eder değil mi? bir düzine eşittir 12. Aynı şekilde bir mol yumurta, bir mol yumurta ve sayının değerini sürekli unutuyorum. 6,023 gibi bir şeydi galiba. 6,023 çarpı 10 üzeri 23 müydü? Bir saniye şunun bir tam değerini aratayım. Çünkü bu 23 kısmından hiç emin değilim. Bir Wikipedia'dan bakalım. Bayağı da yaklaşmışım. 1 mol 6,022 çarpı 10 üzeri 23'e eşitmiş. Yani çok büyük bir sayı bu. Normal şartlarda 1 mol yumurta ile işimiz olmaz. Kimsenin olmaz. Hatta evrenin tarihi boyunca 1 mol yumurta üretilmiş midir? Hiç sanmıyorum. 10 üzeri 23 çok 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 büyük bir sayı. Peki nerede işimize yarıyor? Nerede kullanacağız? Mol, atomları sayarken işimize yarıyor. 1 mol atom veya 1 mol molekül. Kaç atom veya molekül eder? İşte bu kadar. Yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 23 kadar. Yani çok büyük bir sayı. Moli ilginç kılansa şu. Elimde 1 mol bir şey varsa, 1 mol bir şey varsa, gram cinsinden kütlesi, yazalım, örnekle açıklayalım. 1 mol karbon diyelim. Bunun gram cinsinden kütlesi neye eşit olacak? bir mol karbonum var. Yani bu kadar, bu sayı kadar karbon atomumuz var. Bunun gram cinsinden kütlesi x gramdır diyelim. Buradaki x, karbon atomunun kütle numarasıdır. Ama bir mol karbon molekülünden bahsediyor olsaydım, x tüm molekülün kütle numarası olacaktı. Peki, atomik kütle numarası nedir? Bir saniye. Hemen internetten bir periyodik cetvel bulalım. Evet Google'a girelim. Periyodik cetvel diye aratalım. Umarım güzel bir tane buluruz. Periyodik cetvel. Evet bu güzele benziyor. İşte elementlerin periyodik cetveli. Bakalım. Karbona bakacak olursak, karbona bakacak olursak bakın burada bakın burada atom numarasının 6 olduğunu görüyoruz. Bu karbon atomunun sahip olduğu proton sayısıdır yakınlaştırmaya çalışacağım. Evet, güzel oldu. Atomik kütle numarası atomun tüm kütlesidir. Burada biraz kimyaya girdik biliyorum ama atom kütlesinin çok büyük kısmını proton ve nötronların kütlesi oluşturur. Elektronlarsa çok çok daha küçüktür. Yani proton ve nötron kütlelerinin toplamı neredeyse tam olarak atomun kütlesini verir. Ya da herhangi bir parçacığın. Evet biraz daha kimyadan gidelim belli bir elementin atomları ortalama olarak aynı proton ve nötron sayısına sahip olsa da bazılarının proton veya nötron sayıları farklıdır. Mesela bir karbon atomunun 7 nötronu varken bir tanesinin, bir diğerinin 5, başka birinin de 6 nötronu olabilir. Bu tür atomlara izotop atomlar deniyor. Ama o konuya hiç girmeyeceğim. Yani aynı tür atomlar farklı nötron sayılarına sahip olabilir. Neticede kural şu, atomun kütlesi proton ve nötronlarının proton ve nötronlarının toplam kütlesine eşittir. Ve genelde bir atomdaki proton ve nötron sayıları birbirine eşittir. Genelde dedik. Yani eğer atom numarası 6 ise kütle numarası 12 olma eğilimindedir. Peki bu bilgi ne işimize yarayacak? Diyelim ki elimizde nedir bu bilmiyorum. Galyummuş, Diyelim ki elimizde 1 mol galyum var. 1 mol galyum ya da galyumu boş verin. Niobium var. Diyelim ki elimde 1 mol niobium var. Periyodik cetveldeki, periyodik cetveldeki yerine baktığımızda atom numarasının 41 olduğunu görüyoruz. Ortalama atom kütlesi ise doğada rastlanma sıklıklarına göre tüm izotoplarının filan ortalama kütlesi yani 92,9'muş. Yaklaşık 93 diyelim atom numarasının 2 katından biraz fazlaymış demek ki. Evet, 93. Eğer elimizde 1 mol niobyum varsa, yani elimizde, yani elimizde 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane niobyum atomu varsa, bunun kütlesi 93 gramdır. Çok kolay değil mi? Herhangi bir elemente bakalım. Mesela molibdene bakalım. Ya da krom olsun kütle numarasının yaklaşık olarak 52 olduğunu görüyoruz. Eğer elimizde bundan 1 mol yani 6 çarpı 10 üzeri 23 tane varsa, bu sayıda kromatomu 52 gram gelecek demektir. Yani mol böyle bir şey. Yani bir şeyin 1 molinden söz ediyorsam, o şeyin kaç tanesini kastettiğimi de söylüyorum aslında. Dahası o şey bir atom veya molekülse toplam kütlesinde veriyorum demektir. Tabii önünüzde bir periyodik cetvel varsa. Şimdi bu bilgiye sahip olduğumuza göre termodinamik konumuza devam edebiliriz. Renkleri ters çevir. Önceki birkaç videoda dedik ki basınç çarpı hacim bir şekilde bu herhangi bir katsayı, özel bir sayı değil yani, sistemin toplam kinetik enerjisiyle orantılıdır. Bunun da başka bir şekilde bu herhangi bir katsayıydı, bu da başka bir katsayı, sabit çarpı molekül sayısı çarpı sıcaklığa eşit olduğunu söyledik. Çünkü sıcaklığı molekül başına düşen kinetik enerji olarak tanımlamıştık. O halde basınç çarpı hacim bir r katsayısı ile bu r'nin nereden geldiğini birazdan öğreneceksiniz. Bu katsayı çarpı molekül sayısı yani n ve bakın bu ne? Küçük, büyük ne? Doğrudan molekül sayısını gösteriyordu. 5 molekül ise 5 molekül. Ama burada molekül sayısı mol cinsinden. Yani bu ne? 1 ise o zaman molekül sayısı 6,022 çarpı 10 üzeri 23'tür. Yazayım. 1 mol eşittir 6,022 çarpı 10 üzeri 23. Yani bu molekül sayısını yazmanın bir yolu sadece. Çarpı sıcaklık, formülü düzenleyelim. PV eşittir NRT. NRT. Burada bir bağıntı var. Eğer basıncı, hacmi ve molekül sayısını biliyorsam sıcaklığı bulabilirim. Veya molekül sayısını sıcaklığı ve basıncı biliyorsam hacme ulaşabilirim. Tabii eğer r'yi biliyorsam. Ben size söyleyeyim ne olduğunu. r evrensel gaz sabitidir. Ve şuna eşittir. 8,31 jül bölü mol çarpı kelvin. Bu sabit formüldeki birimlerin ne olması gerektiğini söylüyor zaten. Burası böyle komple jül. Eğer basıncı pascal ve hacmi metre küp cinsinden alırsak, buranın birimi jül olur. Bunun birimi mol. Bu zaten 8,31 Joule bölü mol çarpı kelvindi. Ve sıcaklık birimi her zamanki gibi kelvin. Çok açık söylüyorum, eğer iki şeyi ezberlerseniz, iki şeyi ezberlerseniz, termodinamikte karşınıza çıkacak soruların %95'ini çözersiniz. Ama tabii işin mantığını iyi kavramanız lazım. Şunu bileceksiniz mesela, PV bölü C bir sabite eşittir. Eğer değerlerini değiştirecek olursanız o da p2 v2 bölü t2 eşit olacaktır. Bir de şunu ezberlemeniz lazım. pv eşittir nrt. Ve tabi bunu da bilmeniz şart. r eşittir 8,31 joule bölü mol çarpı kelvin. Biliyorum bu formülü yeterince kavrayabilmiş değilsiniz çünkü henüz hiç kullanmadık ama gelecek videoda kullanacağız merak etmeyin. Sonuçta bu ikisi termodinamiğe dair bilmeniz gereken en önemli iki formül. Umarım ne anlama geldikleri konusunda biraz da olsa bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Sorularda, problemlerde görüşmek üzere.